Sevgili seyirciler, Karşıyaka Mahallesi'ndeki şikayet üzerine geldiğimiz yerden bir değil, birkaç tane daha haber çıktı. Çünkü anlattıkça dertler, sıkıntılar gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Şu anki sıkıntıda insanlığın ayağa düştüğü günümüzde fuhuşun da arttığını söylemek yanlış olmaz diye düşünüyoruz. Çünkü bu Karşıyaka Mahallesi'ndeki alt geçitin alt geçiti olumsuz işlerde değerlendiren insanlarımızın olduğu da iddialar arasında. Bu konuda da kardeşimizin görüşünü almak istiyoruz. Duyarlı vatandaşımızın. Evet sevgili Arif, buyur. Abi buraya 7/24 arabalar geliyor. Gece gündüz konaklıyor. Bak orada iş kişileri var. İçki içiyorlar, şeyi göster. Bunun gibi kaç tane şişe var mesela. Bunlardır. Gece gündüz içiyorlar. İster edince de atıp sağa sola orada kırıklar göstermesini size. Yani burada çoluk çocuk yalan gidemiyor. Korkuyor. Arabadan biz geçerken yan gözden bakılıyor bize acaba duracaklar mı diye. Yani biz bile korkmaya başladık artık yani. Çünkü kimin ne yaptığını, plakayı bilemem, şeyi bilemem. Ne oldu belli değil yani. Sevgili Arif, bir süre evvel, seçimden evvel de bu alt geçidin altına bu olumsuzluklar son bulsun diye lamba taktırmışsınız. Lamba taktım ama lambayı kırmaya çalışıyorlar. Lambayı diyor. Kırmaya çalıştılar. Hatta birkaç da attı, gelmeye çalıştım, kalkıp gittiler. Adamın yani lamba çözüm oldu veya olmadı. Bilemiyorum ama yine de lamba önemli değil. Yine de geliyorlar yani. Bu gerekirse 3-5 araba böyle sağlı sollu içiler, içinde garip var veya kendi arkadaşlarına meyhane yapıyorlar. Arabanın önüne koyuyor adam iç kişilerin rakıları. Arabanın önünde içiyor. Yani bu kadar düzensizlik bir adaletimiz var yani. Ha diyorlar gibi şikayet ediyoruz. Ya keseceğimiz 50 bin lira ceza. 50 lira ceza geçecek. Bırakçı yok. Tamam bırakma değil. Sen ekibini takip et. Bir kamera koy ortak belediyeden. Bir emniyet kamera koysun ortak. Plaka yaması ceza kesiliyor Türkiye'de. Gelen araba durdun buraya. Kes plakayı. Kes cezayı. O neden geldiğini anlasın. Lan bir daha gitmeyelim buraya desin. Öyle bir korku yok. Ya yakalarsa bir kere 50 lira verim giderim diye adam. Ama aynı araba buraya 10 kere geldi. 10 kere ceza girdi ama zaten para ödemek zorunda. Ama yok. Bir tane Mohamed kamerası yok. Bir tane şey yok. Çoluk çocuk genç kızlarımız, şunları bunlarımız, kadınlarımız geçemiyor buradan. Çok konuşalım. Geçemiyorlar. Her günde, her sabahta arabadan göçek halimiz onlar bizim sokağa, çarşıya, okula, sağa sola. Niye burası özgür bir ülke? Niye benim çocuklarım, yeğenlerim elini kolunu sallıyor sallıyor buradan geçmesin, eve gitmesin, okula gitmesin. Vallahi kaldırılmadan öyle kenardan korkarak gidiyor, laf geliyor diye. Utanıyoruz yani biz. Ha biz müdahale ettiğimiz zaman da suçluluğa bir düşüyoruz. Sen kimsin? Sen yetkin ne? Aynı adam bugün bana bir ara dedi. Benim yetkin bu mahalleye sakin olmak dedim. Çek git dedim buradan, çekti gitti, karşılık vermedi. Sevgili seyirciler, bir de belediyeye kadar bu mahallenin halk tarafından seçilmiş muhtarı ve ihtiyar heyeti üyeleri var. Evet. Kendisi bu şikayetlerini onlara da iletmiş mi soralım. Muhtara evet. Bilgi verdiniz mi? Hepsinin haberi var. Hepsinin haberi var ama son dönem muhtarımız, sayın muhtarımız diyorum. Sayın muhtarımız daha muhtarlıktan bir göreve teşvik etmiyor. Daha gelmiyor mahallelere. Niye? Son dönemim diyor. Paramı alayım diyor. Nasıl diyor 4 yıl sonra yapmayacağım babuşu diyor. Bana bana bırakın diyor. O anlamda kızını gösteriyor. Yani hizmet anlamında değil. Muhtar dediğin adam kim olsun? Kalkacak bakacak buraya. Belediye çağıracak bunu başa duracak kalkacak. Ben seçim oldu 2 ay oldu daha ben muhtarı bu sokakta görmedim. Daha bu sokaktan geçmedi. Çünkü niye geçmedi? Büyük cami önünde çay ocağında salık ocağının önünde çay bacasında oturuyor akşama kadar. Adam içinden diyor ben de maaşım bana yetiyor bana diyor. Maaşta olmuyor bu işler. Geldiysen oraya senin karşına rakip çıktı. Rakibi ezdin geçtin. Az veya çok fark önemli değil. Sert yapmayalım. Ama onun hakkını ver burada. Sana doğmamış idim hakkını veriyor Türkiye devleti. 2 milyar, 3 milyar maaş verirse sana doğmamış idim hakkını veriyor. O para hakkını ver. Vermezsen Allah senden çıkar onu. Muhtarlık sana sürdürmez. Kanser olursun. Nereden anlamazsın. Evet sevgili seyirciler. Arkadaşımızın da üzerine basa basa söylediği gibi bu mahallenin asayişinden birinci dereceden sorumlu yetkili halk tarafından bir değil birkaç kez defa sevildiği için olacak ki üst üste seçilmiş muhtar ve ihtiyar heyetidir. İhtiyar heyeti üyeleridir. Onlar seçildikten sonra vatandaş tarafından yine denetlenmesi gerekmektedir.
ama vatandaşımız biz seçtik, onlar gereğini yapsın diyorlar. Değil aslında. Seçmenin asli görevi seçtikten sonra müfettişliktir. Yani denetlemektir. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Dediğim saatte mesaiye gidiyor mu, gitmiyor mu? Bu mahallede çok sayıda insan vardır ama Arif Bey kadar belki medeni cesaret gösterip bu mahallenin ve halkın halkı rahatsız edecek sorunları dile getiremeyebilir olabilir. Ama buradan mahallenin muhtarına ve ihtiyaret üyelerine bizler de sesleniyoruz. Buradaki olumsuzluğun birinci derecedeki sorumlusu sizlersiniz. Sizler başaramazsanız onları yetkili olarak üst merci olan belediyeye, daha da olursa devletin atanmış yetkililerine götürmekle mükellefsiniz. Bu da asli görevinizdir sizin diyoruz.